Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 5 Mayıs'ta Türkiye saatine göre akşam 20.33'te 14 derece Akrep Burcu'nda Dolunay'la birlikte yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Tutulmalar güçlü dolunaylardır ve etkileri sadece bu ayla sınırlı olmayan daha uzun vadeli, daha önemli enerjilerle hayatımızı şekillendiren gökyüzü olaylarıdır. Evet, Akrep Boğa aksındaki tutulmalar son 1,5-2 yıldır devam ediyor ve artık bu tutulma Akrep Burcu'ndaki son tutulma olacak. Ekim ayında yaşayacağımız Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasıyla da beraber Boğa Akrep aksındaki tutulmalar tamamlanacak ve önümüzdeki 9 yıl bu alanda tutulma meydana gelmeyecek. Evet, ülkemizde bir Akrep Burcu olunca doğal olarak Akrep Burcu'ndaki tutulmalar bizim için çok daha önemli oluyor ve etkileri de çok daha güçlü oluyor. Tutulmanın an haritasına baktığımızda yükselende de Akrep Burcu'nu görüyoruz. Enerji biraz daha burada kuvvetleniyor, Akrep vurgusu kuvvetleniyor. Tutulma haritanın 12. evinde Güneş-Ay karşıtlığı 6-12 aksında yerleşmiş durumda. Güneş Boğa Burcu'nda ve Uranüs ile birleşiyor. Boğa Akrep aksında bir çekişme söz konusu. Boğa Akrep aksı benim senin anlamına gelir. Yani benim kaynaklarım, sahip olduğum değerler, mal varlıklarım, mülkiyetim, kişisel param, güvenliğim, değerlerim bunlarla ilgiliyken Akrep karşıt aksa bizim paramız, paylaşımlarımız, hisseli durumlar, ortak mülkiyet ve tabii ki derinden olan dönüşümler, değişimlerle, krizlerle de alakalı bir burç Akrep. Ölüm, yeniden doğum teması taşıyor. Oldukça derin, gizemli konular, okült konular, ruhsal konular, tabii ki bedensel anlamda da her türlü arınma, detoks, şifa arayışları yine Akrep konusudur. Her anlamda yaşayabileceğimiz krizler yine Akrep burcuyla alakalıdır. Bu tutulma daha önce de yaşadığımız tutulmalarla değerlendirdiğimizde biliyorsunuz Saros döngüleri 18 yıllık döngülerle tekrarlanır. 141 nolu Saros'a ait bir tutulma bu. 24 Nisan 2005 yılında bu Saros ailesine ait tutulmayı yaşadık en son. Zodyak derecesi olarak da her 19 yılda bir aynı zodyak derecesinde tutulmalar yaşıyoruz. Yine 14 derece Akrep Burcu'ndaki böyle bir tutulmayı geçmişte 5 Mayıs 2004 yılında yaşadık. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Çünkü kişisel doğum haritalarınızda aynı akslar tetiklenecek. Dolayısıyla tamamen aynı olmasa da benzer bazı etkiler hayatınızda söz konusu olabilir. Ülkemizden gözlenebilecek bu tutulma tüm Avrupa'dan izlenebiliyor. Asya, Afrika, Hint, Pasifik, Atlantik Okyanusu, Avustralya, Antarktika. Yani dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek bir tutulma. Ve özellikle sabit burçlarımız daha çok etki alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçları birinci derecede etki alıyor. 14 derecede olacağı için bu tutulma kişisel doğum haritalarınızda özellikle sabit burçlarda 10 ile 20 derece arasında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için çok daha etkili, önemli, daha kadersel tesirler getireceğini söyleyebiliriz. Şimdi ay tutulmaları güneş tutulmalarından farklı olarak biraz daha kısa süreli, birkaç aylık süreç içerisinde etkilerini gösterirler. Ama genelde önümüzdeki Ekim sonuna kadar da tesirlerinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle tutulmanın olacağı 5 Mayıs ve yakınlarındaki dönem burada öne çıkıyor zamanlama olarak. Ve tam bir ay sonrası 5 Haziran ve yakınlarındaki dönem aynı şekilde Haziran'ın genelinde aslında Aslan Burcu'ndaki Mars'ın ve Venüs'ün de tetiklemesiyle birlikte tutulma derecesi tetiklenecek. Önemli görünüyor Haziran ayı. Bununla birlikte Ağustos'ta 6-7 Ağustos gibi Güneş tarafından transitte yine tetiklenecek. Jüpiter tarafından tetiklenecek. 6-7 Ağustos'ta tutulmanın enerjilerinin aktif olabileceği önemli zamanlar olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz 8 Kasım'da
Boğa burcunda bir ay tutulması yaşamıştık. Yine bu akstaydı. 16 derece Boğa burcundaydı. O tutulma zaten ülkemiz için çok önemli olduğunu söylemiştik ve bu tutulma Şubat ayındaki 5 Nisan'daki Aslan burcundaki dolunayla tetiklenmişti. Ve ne yazık ki ülkemiz için çok önemli bir felaket yaşadık, kayıplar yaşadık. Şimdi akrep aksı ülkemizde kritik durumlar ortaya çıkarabiliyor, akrep boğa aksı. Çünkü hem akrep burcu ülkesiyiz, hem de akrep burcunun bu 14, 15, 16 dereceleri orta dekanında çok daha krizlerle karşılaşabileceğimiz tesirler var. Türkiye'nin doğum haritasında önemli tetiklenmeler söz konusu oluyor. Evet, 5. evimizde akrep burcu yer alıyor ve kişisel gezegenlerimiz de 5. evde Türkiye haritasında. Bu tutulmanın yükseleni de akrep ve tutulma 12. evde. 12. ev daha gizemli konular, kontrol dışı konular, sırlar, biraz daha kayıplarla ilgilidir. Ve tutulma yine ülkemizin güneşi ile birlikte 18 derecedeki Venüs'ünü de önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü tam Uranüs açısı alıyor Venüs derecemiz. Dolayısıyla biraz da halkı etkileyen, kitleleri etkileyen, ülkenin ekonomik anlamda da durumunu etkileyen krizlerle yüzleşebileceğimiz bir tutulma aslında. En son yine çok hassas olduğumuz bu dereceler işte geçtiğimiz 6 ay içerisinde, geçtiğimiz Kasım ayı ve Şubat ayında etkilerini gösterdi. Yine aynı aksın bir şekilde bir tutulmayla hem de ay tutulmasıyla tetiklenmesi biraz daha dikkat çekiyor. Riskler olabilir. Akrep burcu yeraltını, madenleri, yeraltı kaynaklarını gösterir. Burada maden kazalarına da dikkat çekmek gerekiyor. 2014 yılındaki yine bu aksdaki tutulmalar biliyorsunuz en önemli Türkiye'nin maden facialarından biri olan Soma faciasını yine tetiklemişti. Dolayısıyla akrep burcundaki ay tutulması bunun gibi önemli tetiklenmeler yaratabilir. Aynı zamanda tabii ki depremlerle ilgili yine riskleri arttırıyor. Tutulma haritasında toprak elementi ve su elementi ön planda. Yani su ve toprağa dair konuların burada daha çok etki alabileceğini söyleyebiliriz. Mars tutulmanın yöneticisi Yengeç burcunda. Dolayısıyla ülkemiz içinde yükseleni Yengeç. Burada Mars'ın Yengeç burcunda olması güvenlik alanları, ev yuva temaları, temel ihtiyaçlar alanlarında hassasiyetlerin ve bu alanlardaki mücadelelerin de daha fazla üzerimizde biraz etkili olabileceğini, baskı yaratabileceğini gösteriyor. Aile kavramı yine çok fazla öne çıkar. Yengeç burcunda ev yuva temaları yine burada çok önemlidir. Ama Mars burada rahat değil. Mars burada zarar verici, sıkıntı yaratan, stres yaratan bir durumda. Dolayısıyla zararlara karşı yine kayıp, mesela sel, toprak kaymaları gibi, doğa olayları gibi, hani bu tarz risklerin artabileceği bir dönemdeyiz. Çünkü Uranüs'ün yine çok güçlü bir tetiklemesi olduğunu görüyoruz. Bu tutulma sırasında aşırı yağışlar da olabilir. Su elementinin burada çok güçlendiğini görüyoruz. Venüs ve Neptün arasında bir kare açı var. Haritada Venüs ikizler burcunda, Neptün'le kare açı yapıyor. Koç burcundaki Jüpiter ile Venüs arasında iyicil bir açı görüyoruz. Her ne kadar bu iyicil bir açı olsa da kare açı kadar sert değil. Yani etkisi daha fazla kare açının. Dolayısıyla buradaki Koç burcundaki Jüpiter biraz bir şeyi abartan, büyüten, kontrolü zorlaştıran bir durum yaratabilir. Yani gereksiz riskler aldırabilir size hem parasal konularda hem herhangi bir güvenlik alanlarında ya da çok dürtüsel davranmanızı, duygusal davranmanızı sağlayabilir. Bu durumda bazı hayal kırıklıklara, yanılgılara, kayıplara neden olabilir. Ekonomik krizler, borsa, spekülatif alanlar, bu buralardaki dengesizliklere karşı temkinli olmak lazım. Çünkü Uranüs Boğa'da, parayı yöneten burçta ve yine Güneş'in hemen yanında ve tutulmada tetikleniyor. Yani bu hızlı piyasalarla ilgili dengesizliklerin, ekonomik anlamda sarsıntıların, beklenmedik bazı iniş çıkışların ve benzerlerinin olabileceğini gösteriyor. Tabii ki ekonomi her şeyden etkilenir. Yani herhangi bir savaş baskısı, herhangi bir terör saldırısı, herhangi bir doğa olayı da direkt ekonomiyi etkiliyor zaten. Yani bunlar hep birbiriyle bağlantılı olan konular. Ülkemizin 5. evindeki Dolunay, ülkede özellikle Venüs'ün de etkilenmesi, kadınlar, çocuklar, genç nüfus, genel halk, halkın mutluluğu, işte refahı, hani bunlarla ilgili konulara dikkat çekiyor. Kadınların çok öne çıkması, kadınlarla ilgili temaların güçlenmesi mümkündür.
Ve akrebin temasında cinsellik de var. Akrebin temasında tutkular var, hırslar var ve ay akrep burcunda olmayı çok sevmez. Burada zararlı duygular, daha derinde gizlenmiş bazı dürtüler çok daha aktifleşebilir. Özellikle dolunay ve ay tutulması gibi enerjinin çok yoğunlaşacağı böyle bir dönemde daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Kıskançlıklar, nefret, intikam duyguları, cinsel bazı bastırılmış duygular, şiddet duyguları daha fazla ortaya çıkabilir. Kadınların etki alabileceğini söyledik. Zaten ay dişi enerjidir. Ayın tutulması dişi enerjinin kadınlarla ilgili enerjilerin de baskılanması ve bunlarla ilgili zararlı durumların ortaya çıkabileceğini de gösteriyor. Özellikle burada ilişkilerde işte aşk ve tutkular nedeniyle saldırganlıklar, taciz gibi durumlar, işte cinayet gibi durumlar oluşabilir. Güvenlik alanlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Ve cinsel suçlar artabilir, cinsel hastalıklar artabilir. Daha dürtüsel ve güvensiz olabilecek eylemler nedeniyle istenmeyen hamilelikler ve benzeri durumlar, işte hamileliklerde düşükler, kayıplar, çocukların, bebeklerin zarar görmesi ve benzeri durumlar, bunların da tetiklenebileceği bir dolunay döngüsü bu. Beşinci evimiz Türkiye haritasında halk dedik. Burası aynı zamanda meydanlar, gençler, halk kahramanları, ünlü kişiler, liderlerle de ilgilidir. Ve ay tutulmaları toplumu dikkat çekeceği kişi ve kimlikleri de ortaya çıkarabilir. Bu çok ünlü bir insan olabilir, bir lider olabilir, bir halk kahramanı olabilir. Belki bir kadın figürdür. Hani buralarda dikkat çekici durumlar olabilir. Aynı zamanda meydanları etkileyecek, kitleleri, halkı etkileyecek krizler ve ani durumlar, beklenmedik hani sürpriz gelişmelerle ilgili olabilir. Tutulma 14 derece akrepte olacak ki bu zodyakta sabit yıldızlar olarak incelediğimizde güney skalada serpent bölgesinde Zuben Ergenobi yıldızıyla birleşiyor tutulma. Zor bir yıldız, enerjisi daha karanlık, daha krizlerle ilgili olan bir yıldızdır. İçinde Mars Satürn karakterinde olduğu için hani şiddet, baskı, işte ölüm enerjisini daha fazla taşır. Burada her anlamda hırsızlıklar, yolsuzluklar, ihanet, kıskançlıklar, şiddet eylemleri, cinayet, intihar, saldırganlık ve benzeri, yani daha malefik bir etkiden bahsediyoruz. Akrebin o daha karanlık yönleri, krizleri, ölüm enerjisinin çok öne çıkabileceği ve zararlı negatif duyguların, dürtülerin kontrolünün zor olduğu bir derece, hani bu da özellikle zodyakları sabit yıldız olarak dikkatimizi çekiyor. Tabii ki bu anlamda hani bireysel anlamda mümkün olduğunca kendimizi kontrol etmemiz lazım. O zararlı duyguların tetiklenmesi durumunda dürtüsel davranmamak gerekiyor. Daha sağduyulu, daha dengeli olmamız gerekiyor. Ve toplumsal alanlarda da belki daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Satürn Balık burcunda Deneb Adiç yıldızıyla birleşmiş durumda. Bu yıldız tesiri de özellikle hayvanlardan gelebilecek zararlar, saldırılar ve köpek saldırılarıyla da çok ilgilidir. Gerçekten de çok etkili çalışan bir yıldızdır bu. Zaten tutulmada haritanın 12. evini etkiliyor. 12. ev hayvanlar, büyükbaş hayvanlar, onların sağlıklarıyla da ilgili bir alan. Burada bazı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, hayvanları etkileyebilecek durumlar, hayvanlardan gelebilecek zararlar ve benzeri durumları da belki bir şekilde işaret ediyor. Yine de dikkatli olmamızda fayda var. Tutulma sabit burçların orta akslarını çok etkileyecek. Dönem olarak işte Mayıs, Haziran ve özellikle Ağustos 6-7 Ağustos civarının çok fazla tetik alacağını burada söyleyebilirim. Sağlık konusunda da ay tutulmaları biliyorsunuz sağlığımızı çok etkiler. Çünkü görünmeyen bir şeyler ortaya çıkar. Hani belki kendimizde fark etmediğimiz bazı sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceği bir dönem. Her anlamda, bu zihinsel anlamda, duygusal anlamda, ruhsal anlamda, bedensel anlamda. Akrep burcu cinsel bölgelerdeki hassasiyeti arttırır. Burada kadınlarda da erkeklerde de özellikle cinsel bölgeler, üreme organları, bağırsaklar ve bağırsakların özellikle daha çok işte boşaltım bölgesi daha fazla etki alabilir. Kadın cinselliğiyle ilgili her anlamda, kadının cinsel organları ile ilgili her anlamda hassasiyetler artabilir. Bunun içinde rahim ve tabii ki göğüsler, bunları alabiliriz. Buralardaki sağlık sorunlarına, üreme,
doğu işte hamilelik ve doğum alanlarında özellikle bazı oluşabilecek sağlık problemlerine dikkat etmek lazım. Uranüs etkisi genel dolaşım, tansiyon dengesizliklerini arttırabilir. Sinir sistemi ve nörolojik kökenli bazı problemleri, psikosomatik kökenli bazı problemleri arttırabilir. Özellikle dolunay ay akrepte ilerlerken dolunay yakınlarında çok acil değil, herhangi bir ameliyat olmayı, operasyonu çok önermiyoruz. Çünkü vücudun toleransı azalır, iyileşmesi zorlaşabilir özellikle ameliyatlarda. Yine cinsel bölgeler ve akrep burcunun yönettiği bölgelere olabilecek herhangi bir müdahale, operasyonu da çok önermiyoruz. Ama tabii ki çok acil durumlar, kazalar ve benzeri durumlar olabilir. Bu durumlarda da mümkün olduğunca güvenli adım atmak, daha dikkatli olmak, risk almamakta fayda var. Evet, şimdi sabit burçlarımız daha çok etkilenecek ama hepimizin tabii ki kişisel doğum haritalarında boğa akrep burcunu yönettiği evlerimiz var ve bu ev alanlarımız zaten 2021'in sonlarından bu yana tutulmalarla etki alıyor. Şimdi bu ay tutulması burada bir level, bir aşama gösteriyor ya da bir önemli dönüşümü, bir tamamlanmayı işaret ediyor. Yükselen burçlarınıza göre tutulma tesirlerini lütfen takip ediniz. Şimdi kısa kısa tutulmanın size olan etkilerinden bahsedeceğim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 8. evinizde meydana gelecek. Krizlerle, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarla ilgili olan, biraz zorlayıcı, özellikle maddi konularda belki sizi zorlayabilecek bir ay tutulması bu. Ama içinde tabii ki önemli farkındalıklar ve dönüşümler de taşıyor. Aslında son 1,5 yıldır finans konuları, kazançlarınız, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, borç alacak konuları sizin için önemli hale geldi ve buralarda da belki önemli yollar aldınız. Bu ay tutulması bir borcunuzu kapatma gibi bir etki getirebilir ya da bir borcu yapılandırmanız ya da emekli olmak gibi sigortayla ilgili, işlerinizle ilgili önemli bir dönüşüm olabilir sizin için. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep, kova burçlarının 10 ile 20 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa daha fazla tesir alabilirsiniz. Hisseli paralar dedik. Eşinizin parasıdır, ortağınızın parasıdır, iş birlikleridir, buralardaki paylaşımlarınızdır, borç alacak konuları, kredi konuları, vergi gibi konular. Yani tüm bunlar bu tutulma kapsamında gündemde olabilir. Beklemediğiniz bazı sürpriz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bir borcun karşınıza çıkması gibi ya da işte bir kredinin sonuçlanması, bir borcu ödemek gibi bir konu olabilir. Evlilik, ayrılık gibi mevzularınız varsa işte nafaka, tazminat ya da bir ölüm ve sonrası aileyle ilgili bir konu, bir miras, işte bir emlak, bir toprağın, bir mülkün satılması, kiralanması, bununla ilgili dönüşümler. Maddi anlamda aileyi de etkileyebilir. Çünkü Mars Yengeç Burcu'nda ev, yuva, aile konularını da bu tutulma enerjisine dahil ediyor. Belki bir ev almak için bir kredi alacaksınız ya da bir evinizi satacaksınız ya da işte aileyle ilgili bir miras konunuz var, paylaşımlar var. Bunlarla ilgili konularda gelişmelerin olabileceği bir dönem ve önümüzdeki Ekim'e kadar da bu etkiler devam edebilir. Mayıs ayında, Haziran ayında, belki Ağustos ayında daha güçlü etkilerle de karşılaşabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, en fazla etkilenen burçlardansınız. Bir sabit burç olduğunuz için Güneş'le Uranüs sizin burcunuzda, tutulma karşıt aksınızda, 7. evinizde. Son 1,5-2 yıldır belki ilişki dinamiklerinizle ilgili, işbirlikleriniz, ortaklıklar, eşiniz, partneriniz, bunlarla ilgili konularda önemli dönüşümleriniz var. Ve bu tutulma bu konuda önemli bir aşama getiriyor. Geçtiğimiz Kasım'da oluşan konuların devamı da olabilir bu süreçte. Ve belki önemli bazı beklenmedik durumlarınız da olabilir. Uranüs'ün etkisi size cesaret veriyor tabii ki. Hayatınızı değiştirme konusunda daha fazla inisiyatif alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sizin dışınıza gelişen koşullar da olabilir. Daha kadersel, çok engelleyemeyeceğiniz konular olabilir. Ama bir değişim, bir dönüşüm, bir tamamlanma içerisindesiniz. Evet, krizler ilişkilerden yana gelebilir. Bu bir kayıp olabilir, bir ayrılık olabilir. Belki bir ihanet, bir aldatma olabilir. Maddi ya da manevi, evlilik gibi konular, işbirlikleri, parasal konular ve benzeri. Hani bu alanlarda önemli bir etki var. Eşinizin kazançları, eşinizin yaşamı, eşinizin sağlığı,
onunla ilgili, partnerinizle ilgili konu ve kavramlar da hayatınızda bazı hızlı değişimler getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz İkinci dekan bir boğaysanız, yani 10 ile 20 derece arasındaysanız, bu 14 derecelere ne kadar yakınsa o kadar etkileri artar ve güçlenir. Tutulma etkilerini Mayıs'ta hissedebilirsiniz. Haziran ortalarında veya özellikle Ağustos, 6-7 Ağustos gibi çok daha güçlü etkiler karşınıza çıkabilir sevgili boğalar. Ve artık Ekim ayında da burcunuzda meydana gelecek ay tutulmasıyla beraber boğa akrep aksındaki tutulmalar sonlanacak ve önümüzdeki 9 yıl bu alanda artık tutulma yaşamayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir tutulma. Bir süredir, belki son 1,5-2 yıldır gündeminizde olan konuları netleştirecek, size önemli kararlar verdirecek, farkındalıklarla karşılaşabileceğiniz önemli bir tutulma. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Son 1,5 yıldır akrep boğa tutulmaları günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, genel sağlığınız, alışkanlıklarınızla ilgili bazı düzenlemeler getirdi. Bu tutulma çalışma ortamınız, iş ve mesleğinizle de ilgili bazı krizler getirebilir ya da dönüşümler getirebilir. İş çalışma koşullarınız, görev tanımınız, belki beraber çalıştığınız kişiler, hizmete aldığınız kişilerle ilgili. Genel olarak beklediğiniz bazı durumlar varsa artık bir netleşmesi söz konusu. Bir ortam değişikliği, görev değişimi, iş değişimi de olabilir tabii ki. Ya da beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bazı dönüşümler de olabilir. Sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Sağlık konularında beklenmedik bazı krizler ortaya çıkabilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep, kova burçlarının 10-20 derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa daha fazla etki alabilirsiniz. Bu tutulma sırasında gezegeniniz Merkür retroda, boğa burcunda. Dolayısıyla biraz düşüncelerinizin yavaşlaması, geçmişi sorgulamanız mümkün. Sağlık konularında gözden kaçırdığınız detaylar varsa onları daha iyi incelemeniz gerekiyor. Süre gelen bir diyetiniz varsa, bir tedaviniz varsa, hani burada bazı hatalar varsa mesela, bunları tekrar bir kontrol edip değerlendirebilirsiniz. Ya da işte bir hastalığın ortaya çıkması, bununla ilgili belki yaşamınızda, günlük yaşamınızda, alışkanlıklarınızda, beslenmenizde, tedavinizde daha radikal kararlar vereceksiniz. Bazı dönüşümler yaşayacaksınız. Diyete başlamak olabilir. Örneğin yaşam şeklinizi, alışkanlıklarınızı, beslenmenizi değiştirmek gibi konularda bu tutulmayla beraber gündeminizde olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, akrep burcundaki tutulma 5. evinizde meydana gelecek. Genel olarak su elementinde olduğu için size güzel bir açıda aslında. Boğa burcundaki Güneş'in ve Uranüs'ün pozisyonu da size olumlu bir açıda ve Mars burcunuzda. Evet, bu tutulmanın yöneticisi ise sizin burcunuzda. Dolayısıyla biraz Mars'a dikkat etmek gerekiyor. Mars tabii ki size enerji veriyor, inisiyatif gücü veriyor, savaşma ve mücadele gücü veriyor. Daha aktif, daha hızlı hareket edebilirsiniz ama çok duygusal ve dürtüsel de davranabilirsiniz. Özellikle duygusal hayatınızda, aşk ve romantik hayatınızda bazı hızlı gelişmeler olabilir. Cinsellikle ilgili konulara dikkat edin. Öyle çok fevri, dürtüsel davranmamaya çalışın. Aksi halde bazı aşk krizleri olabilir çünkü. Hoşlandığınız kişilerden geri dönüşler olabilir. Veya aşık olabilirsiniz. Bu tutulmada bir anda aşk hayatınızda hızlı gündemler olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen yengeçler için, evet, bu ay tutulması çocuk sahibi olmakla ilgili önemlidir. Doğum gibi konular, hamilelik gibi konular olabilir. Süre gelen hamileliklerde genel sağlığınıza dikkat edin. Mars burcunuzdayken enfeksiyonlar, ateşli rahatsızlıklar, İşte biraz belki cinsel bölgelerdeki hassasiyetler, kronik sorunlar, kaza ve sakarlıklar daha bir risk taşır. O yüzden genel sağlığınıza dikkat edin. Çocuklarınızın genel sağlığına da dikkat edin. Çocuklarınızla da ilgili bazı gelişmeler olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarının 15 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli hale gelebilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, akrep burcundaki ay tutulması tüm sabit burçlarımız gibi sizi de önemli ölçüde etkileyebilir. Son 1,5 yıldır akrep boğa tutulmaları etkisindesiniz zaten. Bu dönemde işte ev değişiminiz oldu, düzen değiştirdiniz, iş kariyer konuları, ailevi konularda daha fazla etkiler aldınız.
Dördüncü evinizdeki bir ay tutulması biraz krizler de içeriyor. Duygusal anlamda zorlanabileceğiniz konular olabilir. Burada ailevi konularda, ev yuva konularında hassasiyetleriniz artıyor. Ama bir tamamlanma enerjisi de var, bir dönüşüm var. Belki bir taşınma konusu, ev alma, satma, yerleşimle ilgili konular. İş kariyer konularında olabilecek bazı hızlı değişimler nedeniyle genel günlük hayatınızdaki düzende de değişimler olabilir tabii ki. Evlenme, yuva kurma ya da ayrılma gibi konuların da düzeninizde, toplumdaki statünüzde bazı değişimler getirebileceğini unutmayın. Ailevi konularda da etkileriniz var. Ebeveyn sağlıkları, ebeveynlerle ilgili ilişkileriniz, düzeniniz. Buralarda evet, akrebin genel temasında ölüm, kayıplar, krizler vardır. Ama mutlaka bunları olumsuz değerlendirmeyelim. Belki de bir dönüşüm var, bir düzen değişimi var ama yine de biraz sıkıntılar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarındaysa tutulma tesirleri artacaktır. Genel olarak sağlığınıza da biraz dikkat edin. Çünkü daha hassas, daha kırılgan olabilirsiniz. Kişisel güvenliğiniz önemli. İç dünyanıza çok yönelebilirsiniz. Bu da sizi daha duygusal, daha dürtüsel yapabilir. Bu dönemde kendi güvenliğinize, sağlığınıza, ailevi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Genel itibariyle aslında su ve toprak burçlarındaki tutulmalar sizi olumlu etkiler. 9. evinizde bir güneş ve uranüs var. Bu tutulma biraz daha yakın çevrenizle ilgili konulara işaret ediyor. Yakın çevrenizdeki kişiler, daha çok işte akrabalarınız, kardeşleriniz, belki komşularınız, iş arkadaşlarınız. Onlarla ilgili konularda bazı krizler, dönüşümler olabilir. Merkür gezegeniniz retro harekette. Dolayısıyla hızlı karar vermemeniz gereken bir dönem. Daha önceden verdiğiniz bazı kararları, işle ilgili girişimleri, öğrenciyseniz eğitim konuları, burada belki gözden geçirmeniz gereken konular var. Seyahat planlarınız olabilir. Yurt dışı konularınız varsa, uluslararası alandaki işleriniz, medya, basın, yayın işleri olabilir, internet üzerindeki, sosyal medya üzerindeki çalışmalarınız olabilir. Buralarda bazı incelemeler yapmanız gerekiyor. Çünkü tutulma bazı belki krizleri gündeme getirecek. İşte değişmesi gereken konular var. Gözden kaçırdığınız detaylar var. Bunları fark edeceksiniz ki onları da değiştirmek için, yenilemek için fırsatlarınız olabilir. Otomobiliniz, aracınız, telefonunuz, bilgisayarınız, hani bunlarla ilgili bazı sorunlarınız olabilir. Bunları yenilemeniz veya tamir ettirmeniz gerekebilir. Seyahat planlarına dikkat edin. Kardeşlerle ilgili eğer herhangi bir böyle hisseli paradır, bir mirastır, nafakadır, böyle bir mevzunuz varsa, belki bir hukuksal işiniz var yakınlarla ilgili, onları tekrar gündeme getirebilecek ve belki de hani bir 6 aydır, 1 yıldır süreçte olan bir konunuz varsa bunları da sonuçlandırabilecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim sevgili başaklar. Özellikle sabit burçlarda, Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarında 15 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. O zaman bu bahsettiğim tesirler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Akrep burcundaki ay tutulması 2. evinizde meydana gelecek. Son 1,5-2 yıldır Akrep Boğa tutulmaları para, finans, paylaşımlar, kazançlarınız, borçlar, alacaklar, kredi gibi konularda önemli etkiler getirdi ve bu tutulma da yine bu alanı tetikliyor. Krizler getirebilecek bir tutulma, parasal konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Özellikle maddi durumunuzu etkileyecek konular var. Tabii ki burada borç alacak konuları, paylaşımlar, hisseli paralar, kazançlarınızla ilgili dönüşümler olabilir. Yatırımlarınızla ilgili hızlı beklenmedik gelişmeler olabilir. Para konularına dikkat etmek gerekiyor. Çok risk almamak gerekiyor. Tutulma yakınlarında ani harcamalarınız olabilir. Beklenmedik masraflarınız olabilir. Tabii ki kazançlarınız da olabilir. Bunlar biraz kişisel haritalarınızla ilgili aslında. Bir mal varlığının, bir paranın yatırımı, işte belki bir dönüşümü, toprak gibi olabilir, emlak gibi olabilir. Yani bunların satılması, dönüşümü, belki bir borçlanma konusu. Bunlar gündeminize gelebilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarının 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın tesirleri artacaktır sizin adınıza. Bir iş bulma, bir para kazanma konunuz da gündeme gelebilir veya hani bir yeteneğinizi keşfedip bir işe dönüştürebilirsiniz. Bununla ilgili fırsatlarınız olabilir.
Ve Mayıs ayı olduğu kadar işte Haziran ayı, özellikle 6-7 Ağustos civarları da bu tutulmanın etkilerinin önemli olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, tutulmanın başrolünde tabii ki siz varsınız. Sizin tutulmanız aslında son 1,5-2 yıldır yaşadığımız bu boğa akrep tutulmaları nedeniyle yaşamınızda değişimler oldu ve hala devam ediyor. Artık akrep burcundaki son tutulma bu. Ekim sonunda yaşanacak boğa tutulmasıyla da beraber akrep boğa aksındaki tutulmalar tamamlanacak ve önümüzdeki 9 yıl olmayacak buradaki tutulma artık. Evet, bu tutulma özellikle tabii ki yaşamınızda önemli kararlar, dönüşümler getirebilir. İlişkilerinizle ilgili Uranüs etkisi söz konusu. Burada bazı sürprizler var ya da karşınızdaki kişilerin hareketleri, alacağı kararlar, alacağı inisiyatif. Belki de sizin beklemediğiniz bazı sürpriz durumlar ortaya çıkarabilir. Hani bir evlenme teklifi de alabilirsiniz. İşbirliklerinde fırsatlarınız olabilir ama ayrılıklar da olabilir. Çünkü akrep sonuçta krizler ve dönüşümler burcu. Taşınmalar, yer değişimleri, işle ilgili vereceğiniz önemli kararlar gündemde. Yönetici gezegen Mars, Yengeç burcunda. 9. evinizde olacak. Belki biraz da eğitim konuları, akademik konular, yurt dışı konuları, ticari konular, uluslararası konular. Buralarda daha fazla enerji harcıyorsunuz. Buralarda bazı mücadeleleriniz var. Merkür'ün geri hareketli olması ilişki dinamiklerinizde sorgulamaları arttırabilir ya da geçmişten gelen ilişkilerin, işbirliklerin hani bu tutulmayla beraber karşınıza çıkması ve bunlarla ilgili konuların bir sorunsa bu hani çözmeniz gerektiğini de işaret ediyor olabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Cinsel bölgeleriniz hassas olabilir. Soğuk algınlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte tansiyon, dolaşım sistemi problemleri, böbrekler, üreme organları, idrar yolları hassas olabilir. Özellikle kadınlarda rahim gibi, göğüsler gibi cinsel bölgeler, dişi organlara daha fazla özen göstermekte fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarındaysa sevgili akrepler, bu tutulmanın sizin için çok daha önemli olacağını, kadersel olacağını söyleyebilirim. Etkileri Mayıs ayında hissedebilirsiniz. Haziran'da yine etkileri gösterebilir ve özellikle Ağustos ayında 6-7 Ağustos'ta yine bu tutulmanın tesirlerinin çok önemli olacağını, çok etkili olacağını söyleyebilirim sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 12. evinizde meydana gelecek. Gizemli bir alan, kontrol edilmesi zor bir alan. Sırlar, gizli konular tutulmayla beraber şöyle bir ortaya çıkabilir ve sizi birazcık belki duygusal olarak zorlayabilir. Aslında son 1,5 yıldır bu, zaman zaman bu alanda aktifleşmeler var. Yaşamınızda bir şeyleri dönüştürmeniz ve geride bırakmanız gerekiyor. Akrep burcu dönüşümler, şifalanmalarla da ilgilidir. Evet, içinde bir ölüm, bir bitiş vardır ama yeniden doğuş da vardır. Üstelik 12. ev sizin bilinçaltınız. Bilinçaltınızla ilgili keşifler olabilir burada. Ruhsal konular, manevi konularda derinleşmeler olabilir. Önemli yardımlaşma temaları da ortaya çıkabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Sizin için gerekli olmayan bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gereken bir süreci işaret ediyor. Zaten Uranüs etkisi günlük hayatınızda, iş düzeninizde, beslenme, sağlık konuları, alışkanlıklarınız, genel yaşamınız, buralarda dönüşümler, değişimler olabileceğini de işaret ediyor. İşte bu ay tutulması böyle bir tetiklenme getirebilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Güvenliğiniz önemli burada. Gizli sırlara dikkat edin. Saklamak istediğiniz konular varsa buralarda daha bir hassas olmanız gerekiyor. Gizli ilişkilerde tabii ki biraz daha stresler artabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yaylar. Özellikle sabit burçlarda boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarının 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 11. evinizde meydana gelecek. Burası biraz daha gelecekle ilgili planlarınız, projeleriniz, düşünceleriniz, umutlarınızla ilgilidir. Tabii ki tutulmada bir bitiş var, bir sonlanma var. Belki bir projenin sonuçlanması söz konusu. Bir grup etkinliği, ekip çalışmasında da dönüşümler olabilir. Arkadaş ilişkilerinizle de ilgili önemli krizler olabilir. Evet, özellikle arkadaşlara, sosyal hayata biraz dikkat etmek gerekiyor. Krizler, beklenmedik
romantik durumlar sosyal hayattan gelebilir bu dönemde. Bir arkadaşlığı da bitirebilirsiniz, bir gruptan da çıkabilirsiniz. Böyle dernek, vakıf gibi çalışmalar, sosyal etkinlikleriniz olabilir. Hani buralardaki konularınızda belki bazı hedeflere ulaşmanız, bitmeler, sonlanmalar söz konusu olabilir. Mars'ın Yengeç burcunda olması, karşıt burcunuzda olmanız her türlü ilişkide aslında biraz enerji harcayabileceğinizi gösteriyor burada. Gruplar içerisindeki ilişkilerde ve işbirliklerinde de aslında daha hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan, Kova burçlarının 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Arkadaş ilişkinizde, duygusal hayatınızda bazı sürprizler olabilir. Beklenmedik arkadaşlıklar, tanışmalar, işte aşk hayatınızda bazı hızlı krizler, hatta hamilelik gibi konulara dikkat edin. Çünkü beklenmedik durumlar olabilir. Bunlar da bazı krizler ortaya çıkarabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, akrep burcundaki ay tutulması tüm sabit burçlarımız gibi size de önemli ölçüde etkileyebilir. Aslında son 1,5-2 yıldır bu akstaki tutulmalarla yaşamınızda bazı önemli değişimler oldu. Kariyer alanınızı etkileyen bir tutulma. Bu tutulmayla beraber artık akrepteki tutulmalar sonlanıyor ve önümüzdeki 9 yıl tutulma olmayacak. Kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz, göreviniz, toplumdaki duruşunuz, statünüzle ilgili önemli dönüşümler var. Tabii bazı krizler de olabilir. Uranüs etkisi aktif. 4. evinizde bu özel yaşamınız, ev, yuva alanı, ailevi konularda beklenmedik bazı hızlı gelişmeler yaratabilir. Akrebin temasında ölüm vardır, dönüşüm vardır, yeniden doğum vardır. Her anlamda, duygusal, zihinsel, fiziksel her anlamda olabilir. Bu tutulmayla beraber iş değiştirebilirsiniz, meslek değiştirebilirsiniz. Size ait bir işiniz varsa ve yolunda gitmeyen bir şeyler varsa işinizi kapatabilirsiniz. Taşınabilirsiniz, yer değişimleri olabilir, mekan değişimleri olabilir. Evlilik veya ayrılık gibi toplumdaki statünüzü etkileyebilecek önemli dönüşümleriniz olabilir. Ve belki son 6 aydır, 1 yıldır, 1,5 yıldır gündeminizde ise bu, hani sürüncemede olan konularsa artık bir tamamlanma aşamasında. Geçtiğimiz Kasım ayını gözden geçirin, ona benzer tesirler de ortaya çıkabilir. Ebeveynler, ebeveynlerin sağlıkları, onların düzenleri, onların yerleşim alanlarıyla da ilgili hızlı gelişmeler, dönüşümler olabilir. Birçok kova taşınacak, yer değiştirecek belki. Evlenmek nedeniyle olabilir, iş nedeniyle olabilir, boşanma nedeniyle olabilir ya da ailevi konulardaki değişimler nedeniyle söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili kovalar. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler çok daha önemli ve kadersel olacaktır. Sabit burçlarda ne kadar çok gezegeniniz varsa bu bahsettiğim etkilerin o kadar artabileceğini unutmayın. Mayıs ayında, Haziran ayında ve özellikle Ağustos 6, 7, 8 Ağustos gibi tutulma tesirlerinin çok güçlü olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 9. evinizde meydana gelecek. 9. ev konuları aslında daha iyi, daha iyimser konulardır. Su elementinde olduğu için bu tutulma size güzel bir açıda. Çok zorlanan burçlardan değilsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama Satürn burcunuzda. Satürn genel itibariyle şu anda size bir şeyler öğretmek istiyor. Sorumluluklarınızı arttırıyor. Belki bu tutulma akademik alanda bir çalışma ile ilgili bir sorumluluk olabilir. Eğitim konuları olabilir. Medya, basın üzerinde yapacağınız işler olabilir. İnternet ve özellikle sosyal medya üzerinde yapılabilecek her türlü iş, dijital alanlardaki meslekler, yani buralardaki etkileri arttıran bir tutulma. Yurt dışı konularınız varsa, yurt dışında yaşamak istiyor olabilirsiniz, taşınmak istiyor olabilirsiniz, iş kurmak, çalışmak, okumak veya seyahat etmek. Hani bunlarla ilgili konularda da belirsizliklerin artık netleşebileceği bir dönüm noktasındasınız. Önemli etkiler olabilir. Ya bir hedefinize ulaşırsınız ya da bazı konularınız, hani sürüncemedeyse bunlar netleşebilir. Hukuksal konularınız varsa, bir davanız, mahkemeniz, bir hak arayışınız, bu ay tutulmasının burada da bir sonuç getirmesini bekleyebiliriz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova burçlarının 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkilerin sizin için çok daha önemli olacağını söyleyebilirim.